Bir ben evlenmedim. Ama bir arkadaşınızdan söz ettiniz az önce Sinan Bey. Evet. Sizin bir evlilik yaptığınızı söyledi. Ondan dolayı Gülay Hanım'dan ayrılmışsınız. Hatta Gülay Hanım'a bu anlamda teselli olan ve Gülay Hanım'la hayatının geri kalanını idam ettiren insan Sinan Bey. Şimdi Gülay'la ben şöyle görüştüm. Ona ayrılırken en son bir ayrılık mesajı attım. Sadece görüşmemiş, bu şekilde oldu. Daha sonra Sinan'la biz bu konuyu konuştuk. Ha, siz görüştünüz Sinan Bey'le daha sonra. Yani Gülay'dan ben mesaj atıp ayrıldıktan... Hayır, Sinan Bey sizin bu durumunuzu biliyor muydu, onu söyleyeyim. Biliyordu tabii ki. Ben, Sinan benim en yakın arkadaşımdır. Ben zaten bu olaydan hemen sonra Sinan'ı aradım. Gülay'a böyle bir mesaj atacağımı, onun hayatını karartamayacağımı söyledim. O da benim bu yaptıklarımı mantıklı buldu. Hatta ben mesaj attıktan sonra tekrar Sinan'ı aradım. Ağladım kendisine. Telefonda durumu anlattım. Gülay'a bu şekilde söylediğimi söyledim. O da en doğrusunun bu olduğunu söyledi ve ondan kesinlikle, yani benim bu başıma gelenden Gülay'a hiçbir şekilde bahsetmemesini rica ettim. Mezara kadar bu sırrı saklamasını istedim. Çünkü... Ama benim evlendiğimi söyle falan demediniz. Hayır, hayır. Ama o sizin evlendiğinizi söylemiş. Gülay'ın tesellisinin düşmesi için söylemiş. Az önce olabilir. Ben bir şey söyledim, siz bunun farkına varmadınız. Nasıl efendim? Sinan Bey dedim, sizin evlendiğinizi söylemiş Gülay Hanım'a. Siz de dediniz ki ben böyle bir şey istemedim ondan. Ah. Ama hayatının geri kalanını da Gülay Hanım'la idam ettirmiş dedim. Dikkate yani, almadınız bu söylediğimi. Şimdi Sinan benim en yakın arkadaşımdır. Sinan Bey Gülay Hanım'la evlenmiş. Sinan Bey. Ne? Ne anlatıyorum ben size? Hayatının geri kalanını Gülay Hanım'la idam ettirmiş diyorum. Yani hayatının geri kalanını Gülay Hanım'la geçirmiş diyorum. Nasıl yani demediniz bile. Evlenmiş, evlenmiş. Ben ekonomik anlamda Gülay'a destek olmuş olabilirim. Ha, öyle mi algıladınız? Evet. Hayır, Gülay Hanım'la evlenmiş Sinan Bey. Sinan. Bundan haberiniz yok ama sizin. Bizim programımıza Cenk isminde 20 yaşında pırıl pırıl bir çocuk başvurdu. Benle ne alakası var? Sinan Bey'in oğlu olarak, yani Sinan Bey'in oğlu olduğunu söyledi. Sinan Bey'i aradığını söyledi. Biz de Sinan Bey'e ulaşmak üzere telefon açtık. Sinan Bey'i buraya davet ettik. Ama Sinan Bey bize bambaşka şeyler anlattı. Sizin Gülay Hanım'la olan ilişkinizi anlattı. Hatta sizin Gülay Hanım, siz Gülay Hanım'la bayağı yakın bir ilişkideydiniz herhalde. Evlenmeye de karar verdiğiniz için, niyetiniz her ikinizin de evlenmek olduğu için birbirinizle yakınlaşmakta bir beis görmemişsiniz sanırım. Şimdi Sinan bana bir oğlu olduğunu söylemişti. Uzun zaman geçti. Tahmin ediyorum ki herhalde bir 18 yıl önceydi. 1,5 yaşında bir oğlu olduğumu söylemişti ama bana kimle evlendiğini söylememişti. Yani benim anlayamadığım nokta... Cenk 20 yaşında. Yani, yani Sinan'ın oğlu... Gülay Hanım sizden ayrıldıktan sonra 2 aylık hamileymiş Gökhan Bey. Ne? Evet. Nasıl olur ya? Cenk sizin evladınız Gökhan Bey. Biz sakin olun önce, böyle pat diye söylemek belki şey oldu ama böyle. Şimdi şöyle, inanın ben de bu durumu burada öğrendim. Sinan Bey geldi, biz dedi evlendik ama o hep Gökhan'ı sevdi dedi. Sinan Bey'le 10 yıllık evliliğinde Sinan Bey'in, Sinan Bey Gülay Hanım'ın kendisini hiç sevmediğini söyledi. Ve o bu 10 yıllık evliliği Sinan Bey bitirmiş, çıkmış gitmiş. Ve giderken de demiş ki oğlunun Gökhan'dan olduğunu oğluna söyle. Ve 10 yıl çocuğu hiç aramamış. Çocuk da doğal olarak 10 yaşına kadar babasını Sinan Bey bildiği için babasının onu neden aramadığını merak ediyor ve programımıza başvuruyor. Babasını özlediği, babasını görmek istediğini bize iletiyor. Ve biz Sinan Bey'i baba olarak bildiğimiz için çağırıyoruz. Ama sonuçta Sinan Bey de bize bunları anlattı. Şimdi Gülay Hanım da burada. Siz bir şoktasınız, ben farkındayım ama birden böyle patır patır söyledim ama bunu böyle bilin istedim. Doğru mu anladım? Benim bir oğlum var. Oğlunuz var. O Gülay'dan. Gülay'dan benim oğlum. Sizin oğlunuz. Peki o bunu biliyor mu?
Evet biliyor. O da bugün öğrendi. Benimle beraber bugün öğrendi. Şöyle diyeyim size. Biz Cenk, Gülay Hanım, Sinan Bey hep birlikte oturduk. Durumu Cenk'e anlattık. Ama daha sonra ben sizi aramaya gittiğimde, döndüğümde Sinan Bey mekandan ayrılmış. Kalmak istememiş. Fakat oğlunuz Cenk ve eski sevdiğiniz diyeyim, Gülay Hanım burada. Ayşegül Hanım. Şok oldunuz biliyorum, farkındayım, görüyorum. Yani 20 yılım benim üstüme yıkıldı. Yani ben Gülay'ı hala seviyorum. Peki Gülay benim bu durumda olduğumu biliyor mu? Hayır. Ben Gülay Hanım'ın sizi... Siz nasıl diyorsunuz ben Gülay'ı hala seviyorum diye. Ben Gülay Hanım'ın da sizi hala sevdiğini düşünüyorum. Ki bunu zaten hiç rahatsızlık duymadan eski eşi Sinan Bey'in yanında da söyledi. Yani sizi bu halde görse bence sizi her halde sevecektir Gülay Hanım. Peki... Yani o oğlumuz... Gidebilir miyiz yanlarına? Onu... Gidelim, ister misiniz? Peki, tamam. Gidelim Ayşegül Hanım. Ben hazırım. Tamam. Yardım edebilir mi arkadaşlarımızdan biri? Umut, yardımcı ol Gökhan Bey'e. Yani hepimizin, değil mi, şaşırdığı bir şey oldu. Beklemediğimiz bir şey oldu yani. Vallahi bilmiyorum. İnşallah güzel şeyler olur şimdi. Görüşürüz. Otur, sen şimdi tabii şoktasın. Ay, ağlama, ağlama. Ağlama, bu adam bu yüzden gelmemiş senin yanına, ha? Baban oğlum, baban Gökhan Bey. Yani başına çok ciddi bir kaza geliyor Irak'ta, ay. Ayşegül Hanım, bilmiyordum bunu. Zaten bilmeni istemediği için kendisi bu... Bak ben biliyordum bu durumun böyle olacağını. O yüzden, ha? Oğlum. Senin evladındır, evet. Hamileymiş senden ayrıldığında. Ve şey de biliyormuş, başına gelen kazayı biliyormuş Sinan Bey. Ne? Konuşmuşlar, tabii, 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 tabii. Bilerek evlenmiş yani seninle. Ama zaten Gökhan Bey de hani senin... Onu bu halde istemeyeceğini düşünmüş aklınca, kendince. Ayşegül Hanım, ben de beni terk etti diye... onca sene ben çocuğuma bile söyleyemedim. Gülay, bana hamile olduğunu neden söylemedin? Ben sana ulaşamadım ki. Ve evli olduğunu duydum. Ben sizleri baş başa bırakıyorum. Konuşacak çok şeyiniz var. Ne olur siz de sakin olun, üzülmeyin. Babana kavuştun. Tamam mı? Şu an biliyorum ciddi şoklar yaşadın bugün ama... keza baban da öyle yani, hani gözlerini ayıramıyor senden. Çok konuşacak şeyiniz var, tamam. Ne olur mutlu olun, huzurlu olun bundan sonra. Öyle diliyorum. Görüşmek üzere. Asıl engel zihnimize koyduğumuz ön yargılar ve görmek istemediklerimizdir. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşça kalın.